Yardım ediyorsun ya, ben de tadilat yapmana yardım ediyorum. Aslında biliyor musun? Hep şu duvarda bir pencere olsun istemişimdir. Şimdi son veririz ya da oynamaya devam ederiz. Karar senin. Geç kaldın, 10 dakika önce gelseydin hepsi sağlamdı. Kız deli kadının biri aşağıdaki markette etrafı ateş ediyor. Müşteriler de rehin almış. Televizyondan canlı veriliyor. Ay ne diyorsun ya sen? Allah'ım sen bizi delilerden koru. Aksi gibi televizyonum da bozuldu. Bari gidip de Nermin de izleyeyim. Bir şey canım. Birazcık atıştık işte. Küçük bir tartışma. Sen onu boş ver. Hadi Nermin'e gidelim. Al bakalım hayatım. Teşekkür ederim canım. Kan şekerin düşmüştür senin şimdi. Abartma Altaycığım. Sadece ayağımı burkmuşum. Biraz üstüne basmayacağım. O kadar. Bana bak. Bundan sonra bu evde perde asmak, çıkarmak benim işim. Anlaştık mı? Hoş geldiniz. Merhabalar. Zelişçi, ne oldu? Ne bu telaş böyle? Merhaba canım. Merhaba Nermin. Merhaba. Nermin. Sorma hayatım. Kadının biri kafayı sıyırmış, gitmiş bizim markete elinde silah, müşterileri de rehin almış. Televizyon canlı yayın veriyormuş. Şuna bir iki dakika bakalım mı canım ya? Ne diyorsun Zeliş sen? Ne günlere kaldık böyle? Aç bakalım, iyice görelim. Bakalım bizim market mi? İçeridekilerin sağlık durumlarıyla ilgili bir bilgi hala elimize geçmedi. Şu an olayların yaşandığı marketin tam önündeyiz. Saldırganın bir kadın olduğu biliniyor. Ancak kimliği henüz tespit edilemedi. Vallahi bizim market bu. Ne oluyor ya? Geç kızım, geç otur. Eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Yetkililer kadınla görüşmeye çalışıyorlar. Ancak bu konuda herhangi bir gelişme sağlanamadı. O kız Yasemin değil mi? İçeridekiler geçtikçe sizleri haberdar etmeye devam
edeceğiz. Vallahi o. Vallahi o. Açmıyor, duymuyor. Ay ne işi var o kızın buralarda? Ay evde oturup güzel güzel televizyondan izleseydi ya. Meraklı işte, meraklı. Ay ben onu bir başına bırakamam orada. Alayım geleyim bari. Zeliş'im sakın oyalanmayın, çabuk gelin. Merakta bırakmayın bizi. Tamam canım. Ha, İrem, evladım sen de bir çay demleyiver ha. Böyle televizyona bakarken boş boş durmayalım. Ha, yanına bir de kıtırık şeyler getir. Boş çay mideyi kazır kazır. Evet. Ben demlerim Macide. Tekrar olay yerindeyiz. Ha, olsun. Emniyet yetkilileri hala saldırganla irtibat kuramadı. Rehinelerin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi. Zeliş! Zeliş neredesin kızım? Ulan yine ne kurnazlık peşindesin sen ya. Sen miydin lan? He benim abi. Ne yaptınız ya burada? Ne oldu burada? Ya yok bir şey. Hadi yürü. Akşama evliliğe veda partisi var. Nasıl yok bir şey? Alo. Sermin. Ne bağırıyorsun oğlum? Ne var? Hangi market? Oo ne diyorsun? Ya abi aşağıda kadının teki markette... Ortalığı birbirine katmış, almış eline silah. Kocam beni aldattı, kocam beni aldattı. Sağa sola ateş edip duruyormuş ya. Bana ne bundan? Nasıl bana ne bundan ya? Ya Zeliş yengeyse ne yapacağım? Zeliş. Yine ne yaptın kızım ya? Ya Zeliş yenge iyice sapıttı ya. Biz bunu bir kolluk kuvvetlerine verelim. Evet sayın seyirciler. Az önce ilçe emniyet müdürü de olay yerine geldi. İlçe Emniyet Müdüründen aldığımız bilgilere göre ofis kısmına Kerem'cim, kaçarak saldırgandan saklanmayı başaran market sahibi ve bir kadın müşteri sayesinde içeride yaşananlarla ilgili kısmen de olsa bilgi sahibi olduk. Saldırganın adı Nazan Serhatoğlu. Kendisi market sahibi Bilal Serhatoğlu'nun eşi. Daha önce de aktardığımız gibi kocası tarafından aldatıldığını öğrenince öfkeden çıldıra dönen saldırgan marketi basarak Nermin? İçeride alışveriş yapan... Sen bunu tanımıyor muydun? Evet. Bu arada bir hatta bu sabah karşılaştık onunla. Yaralı halde kaçmayı başardı ve baskısını gerçekleştiren kadın Emel abla aradı. O da içerideymiş. Allah'ım. Sen koru ya Rabbim. İyi miymiş? Evet. Kendilerini müdürün odasına kilitlemişler. Ama Gamze, Elif abla ve Arda da rehineler arasındaymış. Benim hemen oraya gitmem lazım. Hayatım nereye gidiyorsun Allah aşkına bu ayakla? Hem gitsen ne yapabilirsin ki? Oturur musun lütfen? Ben açarım. Aferin merhaba. Gel bakalım gel. Gel. Çocuklar kardeşinizle ilgilenin. Nermin çocuklar bir süre burada kalabilir mi? Ya Elif markete gitti daha gelmedi de. Boya badanı için ustalar gelecekti. Ben onları bekletmeyeyim olur mu? Bunlar da çocukların eşyaları. Aa geçmiş olsun. Ayağına ne oldu? Sağ ol. Ne oldu? Haberlerde kötü bir şey mi var yoksa? Olay yerinden son durumu aktarıyorum. Rehineler yaklaşık bir saattir içerideler. Market sahibinin eşi Nazan Serhatoğlu tarafından rehin alındılar. Rehine yakınlarının Memur Bey, anlamıyorsunuz. İçerideki benim karım diyorum size. Ya biz kavga ettik. Onu aldattığımı sandığı için bana kızgın ya. Kimseye zararı olmaz onu. Bırakın geçeyim konuşayım ya. İkna ederim ben onu. Ya yüzünüzü seveyim. Bırakın geçeyim ya. Abiciğim güzel işteyim ya. Zirişe gideyim. Zeliş! Ay, buradasın Allah'ıma şükürler olsun. Ya bir an içerideki sen sandım. Ödüm bokuma karıştı be kızım ya. Ay merak etme Kudretciğim, ben senin dışında kimseye zarar verecek bir kadın değilim yani. Elif'le Gamze içeride. Yapma ya. Ya
Hayatım ne yapıyorsun? Batmasana ayağının üstüne. Söyle ne lazımsa ben yapayım. Yapamam Altay. Onlar o durumdayken ben burada böyle oturamam, yapamam. İrem kızım gel. İrem, çocukların ellerini yıkatırsın canım. Biraz televizyon seyredebilir miyiz? Hayır. İrem ablanız ellerinizi yıkatsın. Ondan sonra bilgisayarda size oyun açar. Tamam mı çocuklar? El yıkatma tamam da bu yumurcaklara yeni bilgisayarımı elletmem. Ama Kerem'in bilgisayarında oynayabilirler. Altay, duvarlar üstüme geliyor sanki. Benim de şu an orada olmam lazımdı. Yasemin'le Ömer'in yanında. Hayatım. Bak, doğru dürüst yürüyemiyorsun bile. Onlara destek olayım derken daha fazla ayak bağı olursun. Hem çocukların burada sana daha fazla ihtiyacı var. Ayrıca Ömer onları sana emanet etti, unutma. Ya Gamze ile Elif'in başına bir şey gelirse... Allah'ım ben ne yapacağım? Bir tanem, sakin ol ne olur. Bu senin suçun değil ki. Altay, hepsi benim suçum. Ben söyledim. Galina mıdır nedir o kadından bahsettim ona. Sanki mecburmuşum gibi. Ama beni incitti. Ben de onu kırıp incitmek istedim. Ne bencillik. Ama ben nereden bilebilirdim de onca insanın böyle tehlikeye sokabileceğini. Of. Ben ne yapabilirim bilemiyorum. Çocuğum olmasını istedim. Hem de her şeyden çok. Anne olmak benim de hakkımdı. Benden önceki eşimden iki çocuğu vardı Bilal'in. İstemem çocuk mucuk dedi. Sıfır beden sever beyefendi. Mermer göbek. Doğum yapınca pişmaniyeye dönüyormuş. İstemedi işte. O yıldan beri yediğim ilk çikolata bu. Her sabah 6 kilometre yürüyorum. Duydun mu Bilal? Rejim falan yok artık. Bitti. İyice keçileri kaçırdı. Ne yapabilirim ki ben? Sakinleştirmeye çalışın. Gerekirse özür dileyin, tamam mı? Yaşlı ve çocukları bırakması için ikna edin, tamam? Tamam. Elimden geleni yaparım ben. Sen yapacağını yapmışsın zaten. Nazan. Karıcığım, ben Bilal. Senden çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Seni çok üzdüm biliyorum. Yaptığım şey doğru değildi. Çok seviyorum. Karıcığım yürü oradan. Seni çok seviyorum Nazan. Hadi oradan. Sevgiymiş. Bu sabah saçımı yaptırdım. Kaşlarımı keman kaş yaptırdım. Onu bile fark etmedin. Fark ettin mi? Özür dile karından. Ben çok özür dilerim. Ateş ettiğin için fark etmedim. Bilal, siz ailece manyak mısınız ya? Ne keman kaşı, ne saç başı ya? Söyle de şu çocukları salıversin. Kim var orada? Yanında kim var? Sadece bir müşteri, yemin ederim bir müşteri. Yalan söyle babana. O şey fatura haberi değil mi? Aa. Bana bak, bana bak kadın. Ağzını topla. Vallahi yanına gelirsen boğazını sokarım o tabancana. Aç şu kapıyı ya, aç. Aç kapıyı bir de. Açıyorum sana. Aç kapıyı. Ay, ya da açma. Açma. Ya vallahi de billahi de yemin ederim tanımıyorum. Sadece bir müşteri. Ne yapıyordunuz orada? Eğleniyor muydunuz? Dur bir dakika. Ablacığım.
Nazan hanımefendi. Vallahi billahi bak. Benim kocanla hiç alakam yok. Eli elime değmiş değil yani. O bakkal Bilal, ben normal müşteri yani. Zaten ayrıca... Ne yapayım ben senin bu içi geçmiş kocanı canım? Yani işim buna kaldıysa, bu tümseye kaldıysam yandık yani. Bu silah da bir kurşun da senin için var pis şırfıntı. Bilal yemin ediyorum. Kim vurduya gideceğim senin yüzünden yemin ediyorum ya. Yasemin, bu Nazan var ya, boş zamanlarında anaokulunda gönüllü annelik yapıyormuş. Çocuklara çok düşkünmüş. Yani çocuklara zarar vermez. Tamam? İnşallah. Ömerciğim, ben Elif'in de çok iyi olduğundan eminim. Tabii canım, ben zaten Elif'i hiç merak etmiyorum ben. Yani o ne yapacağını çok iyi bilir. Evet, tabii ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elif o kadının ağzından girer, burnundan çıkar, ikna eder onu. Tabii canım. Elif'i var ya, kocasını öldürmek isteyen bir kadını aynı odaya koy, kocasıyla nikah tazelemeye ikna eder o kadın, öyle değil mi? Öyle tabii. Tabii ya. Elif benim çocuğuma sahip çıkar orada. Sen hiç merak etme Yasemin. Bu iş bir saate kalmaz bitecek. Akşam yemeğini hep birlikte yiyeceğiz, tamam? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. İnşallah bu olanla aklını başına getirmişti. Şişt, konuşmayın dedi ya. Sen şimdi çocuklarını düşünüyorsun değil mi? Ya bir daha onları göremezsen diye korkuyorsun. Sibel sus Allah aşkına sus. Tamam dışarı çıkalım, bol bol konuşacağız. Söz sus ama yeter ki. Senin zaten benden istediğin bu. Çekip gideyim, bir daha kızımı görmeyeyim istiyorsun. Ya sus, yalvarırım sus ya. Ne dedim ben? Yok tamam, sinirlenmeyin. Sustuk, konuşmuyoruz. Senle arkadaşın sinirimi bozmaya başladı ona göre. Arkadaşım değil o benim. Bu kadın benim çocuğumu çalmaya çalışıyor. Allah aşkına sus, yalvarıyorum ya. Doğru mu söylüyor? Hayır, doğru değil. Yani bunun çocuğu aynı zamanda benim kocamın çocuğu. Kocasının çocuğu ama babasını görmesin diye bin tane dolap çeviriyor. Bu kadın kocasını bana karşı kışkırtıyor. Ben mi kocamı kışkırtıyorum? Ya asıl sen benim kocamı elimden almaya çalışıyorsun be. Kocamı elimden almaya mı çalışıyor dedin sen? Baştan söyleseydin ya. Gazi! Vallahi öldürecek bu kadın, hepimizi öldürecek ya. Dört kişi arka tarafa, siz üç çatıya. Gamze gitti. Gamze gitti, Gamze. Ambulans çağırmamız lazım, çok kan kaybediyor. Ne olur izinler, dışarı çıkaralım, ölecek. Bilal gelene kadar kimse buradan dışarı çıkmayacak. Ölü ya da diri. Sibel, Sibel kendini bırakma, sık dişini. Birazdan ambulans gelecek. Bana teşekkür borçlusun. Evet, tekrar ediyorum, bir rehine vuruldu ve rehinenin bir kadın olduğu bildirildi. Henüz kurbanın kim olduğu bilinmiyor. Polis rehine yakınlarını sakin etmekte... Nermin teyze, Nermin teyze, annem ne zaman gelecek? Birazdan gelir. Hadi biz mutfağa gidelim. Size güzel çikolatalı puding yaptım. Ondan yersiniz ha? Olmaz. Annem yemekten önce puding yememiz yasak diyor. Bize kızar. Yok canım. Ben izin verirsem kızmaz. Hadi, hadi gidelim. Kadını durdurmak için tampon yapacağım, tamam mı? Sibel dayan. Ne olur dayan. Bak biraz sonra ambulans gelecek. Kanım durunca her şey düzelecek, tamam mı? Sık dişini. Ya bari onu çıkaralım, çok kan kaybediyor. Hayır, hiç kimse çıkmayacak burada. Artık o kadar ihtiyacınız kalmadı. Bak, dışarıda bir sürü ambulans var. Birazdan gelip seni alacak. Bırak şimdi beni, çıkınca konuşuruz her şeyi. Alta alta konuşma. Görmüyor musun? Hepsi bağlanıyor. Dinle beni.
hayatım. İşte şu hatalarla ama bir tek şey yaptı. Melek. Sabır meleğe iyi bak. Bana meleğe iyi bak canım Sözen. Elim Sözen. Söz veriyorum meleğe çok iyi bakacağım. Kendi çocuğum gibi seveceğim. Söz veriyorum. Hadi sıkışma. Sibel. Sibel! 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 Ne bakıyorsun öyle? Sen de ölsün istemedin mi? Ya ben nasıl ölmesini isterim be? Her şeyi bir kenara bırak, o bir anneydi ve küçücük bir kızı vardı. Kocanı ayartmadı mı? Ya sen ne biçim bir kadınsın? Masum insanların canına nasıl kıyabiliyorsun? Ben ne anlatıyorum bir saattir burada? Beni dinlemiyor musun? Vicdansız kocam beni aldattı diyorum sana. Allah kocanın belasını versin. Bizim burada hepimizin ayrı ayrı dertleri var, tamam mı? Ama biz dertlerimizle uğraşıyoruz. Gidip masum insanların canını almıyoruz. O kadın bunu hak etti. Belki sen de aldatılmayı hak ettin. Özür dilerim. Sinirlenme, ben böyle demek istemedim. Ama dedim.